Merhabalar herkese. Merhaba hocam. Peki, sunuma başlayabilirim herhalde, değil mi? Tabii hocam, görüyoruz ekranınızı. Buyurun. Peki. Tekrar merhabalar herkese. Verimli bir etkinlik olmasını dileyerek ben de sizlerle sunumumu paylaşmak istiyorum. Disiplinler arası sanatın oluşumu ve gelişimi üzerine bir sunum gerçekleştireceğim. İsmim Fırat Arapoğlu, doktor öğretim üyesi olarak Altınbaş Üniversitesi'nde çalışmaktayım. Branşım sanat tarihi ve ağırlıklı olarak da 1960 sonrası sanat pratikleri üzerine çalışmalarımı hem yüksek lisans hem doktora düzeyinde gerçekleştirdim. Disiplinler arasılık düşüncesi ve disiplinler arası sanat üzerine bir araştırmamı paylaşacağım sizinle. Şimdi iki ya da daha fazla bilimsel disiplini bir araya getirmek olarak tanımlıyoruz disiplinler arasılığı ve disiplinler arasılık yani iki ve ikiden fazla bilimsel disiplinin bir araya geldiği disiplinler arasılık özellikle çağdaş sanatta sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri. Sanatın dışındaki alanları, yöntem ve teorileri adapte eden çalışmalar yer alıyor çağdaş sanata baktığımızda. Ve 20. yüzyılla birlikte özellikle disiplinler arası çalışmalara imza atan birçok sanatçının ve sanat grubunun ortaya çıktığını görüyoruz. Hocam, 1970... çok özür dilerim. Şu Buyurun. anda slaytı ilerletiyor musunuz? Yok, hayır, şu an Ha, ekranda intermedya şeması gözüküyor, değil mi? tamamdır. Yok, hayır hocam, işte tam ekrandaysanız eğer şemayı göremiyoruz, onun için müdahale ettim. Tam ekrandan Ha, çıktım. Şu an tamamdır. görünüyor herhalde, değil mi? Görüyorum. Tamam. Tamam, teşekkürler. Peki, rica ederim. 1970'lerden bu yana da postmodernitenin çoğulcu ifade yapısını destekleyen poetikasıyla birlikte aslında disiplinler arası üretim biçimleri ve yöntemleri hala günümüzde devam etmekte. Biyennallerde, sanat fuarlarında, geniş ölçekli sergilerde veyahut da galeri sergilerinde disiplinler arası bir yöntemle iş üreten sanatçıları görmeye devam ediyoruz. Tabii disiplinler arası sanatın en temel yaklaşımı alanlar arasındaki sınırları flulaştırmak. Ve bu bağlamda biz 1960'lardan bir yana Fluxus gibi, Happenings gibi yani oluşumlar gibi ekranda görmüş olduğunuz grafikte bunları görebiliyorsunuz. Kavramsal sanat, arazi sanatı, çevresel düzenlemeler ve performans sanatı gibi üretimlerde biz bu disiplinler arası yaklaşımı görüyoruz. 1960'ların New York'ta önemli isimlerinden biri olan Dick Higgins'in 1995'te yaptığı bir çizim bu, intermedia şeması. Yani birçok aracı iç içe bir şekilde kullanan sanat akımları ve sanat üretim yöntemlerini bir şema halinde bize sunmakta. Disiplinler arası sanat içerisinde birçok alan devreye giriyor aslında sanat yapıtlarının içerisinde. Yani sanat artık bizim geçtiğimiz yüzyıllarda tanımladığımız gibi sadece resim, heykel, mimarlık gibi birbirinden terminolojik olarak ve disiplin olarak ayrılmış alanlar olarak değil, özellikle 1960'lardan bu yana akademik müfredata da girdiği şekliyle matematik, tasarım, müzik, felsefe, tarih, antropoloji, psikoloji gibi bilimsel disiplinleri içerecek şekilde sanat yapıtları ya da projeler üretilmekte ve 20. yüzyılın ilk ikinci yarısı itibarıyla da aslında yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanıyor. Sanat yapıtlarından örnek vermeden önce kısaca disiplinler arasılık yaklaşımını özetlemek istiyorum sizlere. Tabii ki hepimizin neticede ortak alanı bilimsel disiplin. Hepimiz farklı disiplinlere mevcutuz ve araştırmalarımızı kendi bilimsel alanlarımız içerisinde sürdürmekteyiz. Akademik bilgi en nihayetinde uzman dediğimiz kişiler arasında, aynı alandaki uzman dediğimiz kişiler arasında belli bir terminoloji kullanarak araştırmaların, bilgi alışverişinin ve yayınların sürdürüldüğü alanlar. Bunun için akademik dergiler, kongreler, sempozyumlar düzenleniyor ve hepimiz kendi alanımızda bilgilerimizi sunmaya çalışıyoruz. Bu tabii multidisiplinerlik dediğimiz konu. Yani herkesin ortak bir soru etrafında kendi alanları üzerinden ilerledikleri bir yöntem. Bu sanat için, sanat özelinde konuştuğumuzda bir resim, heykel, mimarlık, halı, seramik gibi üretim biçimlerinde çalışan sanatçıların bir soru etrafında üretim yaptıklarını düşünelim. Ama kendi alanları içerisinde sınırlı kalarak. Yani çok disiplinerlik dediğimizde dikkat etseniz ekrandaki şemada
problem çözüm odaklı, yinelemeli araştırma süreci, çok disiplini içermek gibi kısımları çok disiplinerliğin sağladığını görüyoruz. Ama disiplin arasılık işte tam da bu noktada ayrılıyor. Çoklu disiplinerlik kabaca şöyle tanımlanabilir. Metnin tamamını paylaşarak sıkıcı olmak istemiyorum bunu. Tam metinde okunacağını düşünüyorum. Çoklu disiplinerlik bir araştırma sorusuna her bir bilimsel disiplinin kendi alanları içerisinden cevapları bulma girişimi olarak kısaca tanımlanabilir. Çoklu disiplinerlikte genelde çoğu kongrenin ve sempozyumun olduğu gibi bir ortak soru etrafında her bir araştırmacının kendi bilimsel alanının sınırları içerisinde kalarak o soruya cevap aradığını görüyoruz. Disiplinler arasında tam da bu noktada aslında çok disiplinerlikten ayrılmakta. Yani interdisiplinary, disiplinler arasılık bir problemin çözümünde sadece kendi disiplininden değil, diğer disiplinler de diğer disiplinlerden de bilgi alarak, o bilgiyi dahil ederek o araştırma sorusuna iki ya da daha fazla bilimsel alanın, bilimsel disiplinin katkıda bulunması anlamına gelmekte. İşte bu açıdan biz çağdaş sanatta bazı sanat yapıtlarının sadece resim, heykel, mimarlık gibi temel sanat üretim biçimleri içerisinden değil, farklı alanlardan antropoloji, sosyoloji, psikoloji, mimarlık, tasarım, felsefe gibi alanlardan bilgileri alarak bunları bir arada harmanladıkları ve eş zamanlı yani simultane bir biçimde sundukları girişimler olarak tanımlıyoruz. Bugün benim metnimin perspektifi içerisinde yer almıyor. Kısa bir dipnotla geçeceğim bunu ama geçiyorum ama disiplinler aşırılık dediğimiz yani transdisiplinerlik dediğimiz bir araştırma yöntemi de mevcut elbette en aşağıda gördüğünüz gibi. Burada ise institute yani akademik alan dışındaki paydaşların da katıldıkları yani araştırma sorusu etrafında çözüm odaklı olarak paydaşların katıldıkları bir araştırma yöntemi disiplinler aşırılık. Yani bu sefer sadece bilimsel disiplinler değil gündelik hayat içerisinden figürlerin de dahil oldukları bir araştırma yöntemi. Disiplinler arasılık ve bütüncül anlayışa dair bir testten almış olduğum bir grafik alıntı. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz burada disiplinlerin bir araştırma sorusuna kendi alanları içerisinden yönlendiklerini görüyoruz. Çoklu disiplinlerin ise ortak bir soruya etrafında yine kendi alanları içerisinden katkı sunduklarını görüyoruz. Ama disiplinler arasılığa baktığımızda ortak bir soru etrafında disipliner sınırları aşan, ortak amacın hedeflendiği ve disiplinlerin entegre olduğu, bütünleşik bir bilgi ve teori gelişiminin sağlandığı bir yaklaşımı görüyoruz. Disiplinler aşırılık ise ortak soru etrafında toplumun da dahil olduğu, sadece akademik dünyanın değil toplumun da dahil olduğu bir araştırma yönteminin karşımıza çıktığını görüyoruz. Evet, bahsettiğim gibi birçok alanı dahil ederek hem mekanla yani bir sanat yapıtının sergilendiği mekanla hem de içerik olarak farklı alanlardan ödünç aldığı bilgilerle bazı sanat yapıtlarının ortaya konulduğunu özellikle 20. yüzyıl itibariyle görüyoruz. Mekanla etkileşim haline giren mekanın tarihçesini kendi içerisine dahil eden disiplinler arası sunum örnekleri bunlar. Örneğin ekranda gördüğünüz 1938 yılında Paris'te açılan Uluslararası Gerçeküstücülük Sergisi yani Uluslararası Sürrealist Sergiden bir görüntü. Burada mekan hem müziğin hem de kokunun katılımıyla dönüştürülmüştür. Kokuyu burada veren olgu ki genelde sanat Hegel'den bu yana aslında hep göz ve kulak genelde diğer duyu organlarının üzerine yerleştirilir. Ama 20. yüzyılda biz birçok sanatçının kokuyu, dokunmayı hatta tat almayı devreye koyarak çok mecralı ve interdisipliner sergileme yöntemleri kullandıklarını görüyoruz. Burada tavandan sarkıtılan 200 adet kömür çuvalı var ve burada bitkilerin, resimlerin katılımıyla birlikte ortaya tabiri caizse bir asamblajın, bir düzenlemenin konulduğunu görmekteyiz. 1960'larla ortaya çıkan kavramsal sanat yöneliminde de aslında bu tarz yaklaşımları görmeye başlamıştık. Yani yazılı metinler, belgeler, fotoğraflar, dosyalar bir mekanda gösterilerek aslında disiplinler arası bir yaklaşım ortaya çıkmıştı. Video sanatı 1965'ten bu yana artık oldukça görece eski bir tarihe sahip olduğunu gördük.
gördüğümüz video sanatında da teknolojik ekipmanların kullanımı, mekanla iletişime girmesi, mimari cephelere yansıtılan işte video mapping'de gördüğümüz gibi uygulamalar, iç mekan algısını manipüle etmek gibi yaklaşımlarla aslında interdisipliner bir yaklaşımın ortaya çıktığını görüyoruz. Dünyaca ünlü Yunan sanatçılardan Nikos Navridis'in Nefes çalışması, ekranda görmüş olduğunuz işte o Samuel Beckett'in Nefes adlı oyunundan hareketle oluşturduğu 2005 tarihli bir döngüsel videosu. 51. Uluslararası Venedik Bienali'nde sergilenmişti. Daha sonra buradan bir seçkinin getirilmesiyle İstanbul Modern Sanat Müzesi'nde sergilendi. İzleyicinin algısını ters yüz eden bir çalışma. Burada izleyici yerdeki akan çöp görüntüleri üzerinde yürürken izleyicinin algısıyla oynanmasıyla birlikte birden izleyici boşluğa düşmekte, mide bulantısı hissetmekte, böyle bir duyusal etki yaratmakta Nikos Navridis'in bu çalışması. Uluslararası literatürde aslında disiplinler arası sanatla ilgili birçok sanat akımı var, birçok sanatçı var ve aynı zamanda bunlar üzerine yapılan araştırmalar var. 1960'larda ortaya çıkan diğer bir akım minimalizmdi mesela ve minimalizmde disiplinler arasılığı mekansal, algısal ilişki açısından ve kullandığı malzeme açısından ele almaktaydı. Yalınlık adı üzerinde, yalınlık, sadelik ve açıklık minimalizmin temel özelliği iken aynı zamanda yalın mekanları da kullanmaya yönelmişti. Disiplinler arası yöntemi kullanan gruplardan biri de Fluxus grubu. Fluxus grubu etkinliklerini örneğin sadece beyaz küp olarak adlandırdığımız müzeler ya da galerilerde değil, yani korunaklı alanlarda değil, bir tür sokak festivallerine de dönüştürerek bir tür disiplinler arasılığı ortaya koymuştu. Disiplinler arası sanatta en çok kullanılan üretim biçimlerinden biri yerleştirme olarak Türkçe'ye çevirdiğimiz enstalasyonlar, kategorik olarak. Düzenleme, kurma, bir araya getirme anlamına geliyor enstalasyon. Tabii installation, kurma, kurulum anlamında ve birçok mecrayı ve içerik olarak da birçok disiplini içeren yerleştirmeler karşımıza çıkıyor. Nilgün Özayten örneğin yerleştirmeyi anlam ve algı düzleminde birbirleriyle ve içindeki bulundukları mekanla ilişkili nesnelerin bir arada kullanılması olarak tanımlıyor 1997'deki araştırmasında. Yani burada hem yerleştirilen nesnelerin hem de içeriğin mekanla ve izleyiciyle bir iletişim içerisine girdiğini görüyoruz ve o mekanın konumu, fiziksel yapısı ve tarihi özellikleriyle topyekun bir disiplinler arası yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer yandan da izleyici katılımını, yani participation'ı buna dahil ettiğinizde izleyici katılımı da bir tür disiplinler arası arayüz kullanımıyla birlikte devreye sokulmuş oluyor. Burada ekranda görmüş olduğunuz örnek Yves Klein'in 1958 tarihli Boşluk sergisinden bir görüntü. 1958'de açmış olduğu bu sergide Yves Klein mekanı tamamen boş bırakmıştı ve sadece bir vitrin yerleşimiyle sergisini kurmuştu. Yani görünmeyeni görünür kılmaya çalışan, o mekanın bizzat disiplinler arası bir şekilde bir üretim olarak gösterildiği bir sergileme modeliydi bu. Aynı galeride daha sonra Arman'ın bir sergisi açıldı 1960 yılında. Bu sefer de Doluluk isimli bu sergide Arman, Paris'in sokaklarında konteynerlardan topladığı çöplerle mekanı doldurmuştu. Ve böylece toplumdan, çöplerden, insanlıktan almış olduğu nesneleri, yani gündelik hayattaki tüketilmiş ve atık nesneleri bir galeri mekanına yerleştirerek o geleneksel, konvansiyonel sanat algısını dönüştürmeye çalışmıştı. Bu daha sonra Edward Kenholz gibi isimlerde de karşımıza çıkacak 1965'te. Edward Kenholz'u biz özellikle çöp malzeme, yani junk materials akımından biliyoruz. Ve topladığı atık nesneleri daha sonra heykelsi formlara dönüştürerek geleneksel heykel düşüncesine yakın da dursa disiplinler arası bir yaklaşım bize gösteriyor. Buna benzer yaklaşımı Nikita Sanfal'in çalışmalarında da görmekteyiz. Nikita Sanfal, Jean Tinguely ve Ultvet'in birlikte gerçekleştirdikleri O Bir Katedral, She A Cathedral
işine baktığımızda da biz böyle bir mekan ve yapıt arasında, disiplinler arası bir ilişkinin kurulduğunu görmekteyiz. Sadece 60'lara dair bir olgu değil. Yani 60'lardan itibaren başlayan, yani prematüre postmodernite diyebileceğimiz dönemden başlayacak şekilde günümüze kadar artık disiplinler arası üretim biçimi bir yöntem haline gelmiş durumda. 1960'ların ortasında Iowa Üniversitesi'nde zaten intermedia programı sanatta başlatılmıştı. Bugün de hem Türkiye'de hem uluslararası ölçekte akademilerin müfredatına baktığınızda disiplinler arası sanatın bir atölye, bir ders, bir yaklaşım olarak müfredatta yer aldığını görmekteyiz. Martin Creed, önemli video sanatçılarından biri, onun numara 227, çalışma 227, ışıklar açılıp kapanırken çalışması, 2000 tarihli çalışması da bir galeri mekanının teatral bir performans olarak kurgulanmasıyla karşımıza çıkıyor. Galeri mekanında ışık 5 saniye açık dururken 5 saniye kapalı hale gelmekte ve böylece galerilerin o steril beyaz küpler olarak karşımıza çıkışını, yani steril bir mekan olarak karşımıza çıkışını dönüştürmekte. Burada Martin Creed. Disiplinler arasılık dediğimizde özellikle land art, arazi sanatı da yine önemli sanat yönelimi biçimlerinden biri. Yani 1970'li yıllarda artık sadece o sanatın sunulduğu müzeler ya da galeriler ya da kültür merkezlerinden değil, doğaya, hatta sokağa açılan, böylece de yani farklı bir kamusallığı ortaya koyan isimlerin karşımıza çıktığını görüyoruz. Burada da tabii ki ekoloji, antropoloji ve arkeoloji gibi alanlar devreye girmekte. Karl Andre'nin ekrandaki çalışması 1985 tarihli, doğa içerisinde düzenlenmesiyle yeni bir iletişim modeli ortaya koymaktaydı. Mieko Shiomi, Japon sanatçının 1972'de yapmış olduğu mekansal şiir, açık etkinlik mekansal şiir çalışması. Mieko Shiomi'nin uluslararası ölçekli olarak yazmış olduğu mektuplarla, ilan ettiği bir açık çağrıyla insanların belli bir etkinlik yapmaları, böylece copyright değil, copyleft şeklinde birçok insanı kendi performanslarını üretmeleri ve kendisiyle bu bilgiler paylaşıldıktan sonra da bunları genelde bir dünya haritasına yerleştirmesiyle tanınıyor Mieko Shiomi. Yani şöyle söyleyeyim, rafine edersem eğer, sanatçı bir etkinlik modeli ortaya koyuyor, bunu instruct ediyor, yönlendiriyor ve daha sonra izleyiciler bu yönergeye katılıp bu yönergede ürettiklerini Mieko Shiomi ile paylaşıyorlar. Böylece sanatçı ortaya bitmiş bir iş koyan sanatçı modeli değil, aksine izleyici katılımını teşvik edip ortaya bütüncül bir iş çıkartan bir projeye dönüştürmekte. Bu da bir kolektivite yaratmakta diyebiliriz. Yani izleyici yönergeye angaje olmuş ve bir mekanda sanat yapıtı üretip göstermek gibi bir sınırlılık ortadan kaldırılmıştır. Yine çevresel düzenlemeler, environmental projects'e baktığımızda ise burada mesela Fransız sanatçı Bourgeon'un bir çalışması var. 1969 tarihli, alüminyum levhalar, bakır, tuval ve gergi iplerinden üretilen bir çalışma bu. Deniz kenarına monte ederek aslında yapıtın zaman içerisinde yok olmasını bekliyor. Böylece doğayı bir mekan olarak değerlendirip geçici bir malzemenin doğa tarafından nasıl dönüştürüldüğünü kayıt altına almış oluyor. Yani dokümantasyonunu üretmiş oluyor bir şekilde. Ve göstermek istediğim son örnek Yoko Ono aslında, ki yaşayan önemli efsanevi sanatçılardan biri aynı zamanda Yoko Ono. 1966 tarihinde ilk kez Londra'da sergilediği, 2007'de de Karaköy'deki Sabancı Üniversitesi'ne bağlı Casa Galeri'de kişisel sergisinde, Açık Şehir adındaki kişisel sergisinde gösterdiği gökyüzü televizyonu çalışması. Bu Ono'nun çalışmasında iki farklı mekan aslında kesişerek bir disiplin arasılık yaratılıyor. Binanın tepesine yerleştirilen bir kamera canlı yayın yapıyor ve gökyüzünü çekiyor ve bu görüntü kapalı devre yayınla galerinin içerisindeki televizyona veriliyor. Böylece aslında Yoko Ono'nun ki hemen hemen tüm çalışmaları bu şekildedir, manipüle edilmiş bir görüntü, işte geleneksel televizyonlarda hep böyle montajlanmış ve izleyicinin izlemesi için üretilen
ve reklamı ve ticaretin de tabii ki ağırlıklı olarak dahil olduğu geleneksel televizyon yayını yerine doğanın tek düze bir görüntüsünü içeriye kapalı devre yayınına vermekte. Bu çalışmanın disiplinler arası yapısını aslında Hannah Higgins şöyle özetliyor. Görmek inanmaktır ya da gördüğüm zaman bilirim klişeleri yerine eş zamanlı olarak optik ve görülemeyen deneysellik kişiyi görme duyusundan diğerine doğru değiştirmekte. Buna da hissetmek inanmaktır ya da deneyimlediğim zaman bilirim şeklinde formüle edebiliriz. Böylece farklı disiplinler bakış açılarını birbirine bağlayarak insan ve doğa sistemlerine dair yeni arayüzler ortaya konulduğunu görüyoruz. Yani doğa bilimleri, sosyal bilimler ve sanat. Bunların bir araya gelmesiyle birlikte disiplinler arası sanat ortaya çıkıyor. Farklı disiplinlerden birçok insan ve düşünce beraberce bir problemi çerçevelemek, bir metodolojide anlaşmak ve verileri analiz etmek için bir araya gelebiliyorlar. Ve böylece farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle birlikte bir yeni bir sanatsal bilgi üretimi karşımıza çıkmış oluyor. Burada sonuca bağlamak istiyorum. Çok daha fazla örnek var ama süremi yeterli kullanmak açısından. Kalıcı ya da geçici olsun. Mimari, kavramsal veya toplumsal ölçekte bir mekanın içerisinde belirli bir ilişkisellik kurmak için disiplinler arası sanatın kullanıldığını görüyoruz. İzleyici ve yapıt arasında kurulan bu ilişki edilgen bir biçimde genelde müzelerde ve galerilerde başımıza geldiği gibi asılan bir nesneye, yani duvara asılan veya yere konulan bir nesneye edilgen bir şekilde bakıp haz almak olarak tariflediğimiz o konvansiyonel estetik yaklaşım yerine mekan üzerinden ve yapıt üzerinden izleyiciyle kurulan bir disiplin arası ilişkiden bahsediyoruz. Yani izleyiciyle yapıt arasında kurulan bir duysal ilişkidir bu. Bu arazi sanatında da çevresel düzenlemelerde de karşımıza çıkıyor ve senkroniktir genelde, eş zamanlı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki birçok örnek tarihten sayılabilir. Marcel Duchamp'ın Çeşmesi ya da Alman sanatçı Kurt Schwitters'ın Merz Bausu ya da Rus sanatçı El Lissetzky'nin çalışmaları gibi. Ama ağırlıklı olarak bir müfredat, bir yöntem haline gelmesi 1960'lar olarak karşımıza çıkıyor. Artık bilgisayarlar, elektronik devreler, internetin de dahil olduğu aslında birçok sanat yapıtının üretiminde de bunları görüyoruz. Doğadaki oluşumlar, resim ve heykel, film, fotoğraf, performans, hatta ses artık görsel sanatların içerisine dahil edilmekte. Yani disiplinler arası ortaklaşmacı sanat görece yakın tarihte ortaya çıkan bir sanat pratiği. Yeterince eleştirel ilgi almıyor başta. Bunun nedeni hem çalışmanın kendisinin hem de onu yaratan işbirliğinin ortaklığının belirgin bir biçimde geçicilik içermesi diyebiliriz bunu. Ve sanatta disiplinler arası işbirliği hem sanat bağlamını hem metodoloji hem de bir arayüz olarak sorunsallaştırıyor. Ve sanatçıların aldıkları eğitim ve uyguladıkları eğilimler her ne kadar aldıkları eğitimin o tek mecralı üretimi, yani resim eğitimi alıyorsa resim, heykel eğitimi alıyorsa heykel üretimi gibi gözükse de aslında bazı sanatçıların bu bilgileri, kendi aldıkları eğitimi diğer bilimsel disiplinlerden edindikleri bilgilerle harmanlayarak disiplinler arası bir biçimde sunduklarını görüyoruz. Yani geleneksel sanat algısının ters yüz edildiğine şahit oluyoruz. Ve bu süreç hala devam ediyor. Halen de aktüel bir tartışma konusu olarak literatürün de zenginleşmesiyle karşımıza çıkıyor. Ben çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sorularınız varsa cevaplamak isterim veyahut da katkı sunarsanız mutlu olurum. Murat Hocam, değerli katkılarınız ve bu güzel sunumunuz için bizler teşekkür ediyoruz. Kıymetli katılımcılar, Murat Hocam'ın da belirttiği üzere sunumuyla ilgili sorularını kendisine sohbet kısmından iletebilirsiniz.